Mersin'in Mezitli ilçesindeki polis evine yönelik terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdülkadir Öztürk'ün tedavisi sürüyor. Öztürk saldırı anında yaşadıklarını anlattı. Şehit polis memuru Sedat Gezer'le birlikte kahramanca mücadele etti. Yaralanmasına rağmen çatışmaya devam edip teröristlerin polis evine girmesini engelledi. Polis evinde yüzde yakın kişi konaklıyor, yani bir faciaya önledik yani. Aramızda bir benim 30 metre mesafe vardı. O an yani insan hayatın sonun geldiğini, yani vatanına milletine can feda edileceğini, yani ölüm hiç aklına gelmiyor, anladın yani. Hiç yani. Atışın içine giriyorsun, o an ölümün şeyi aklına gelmiyor. 49 yaşındaki 5 çocuk babası Abdülkadir Öztürk, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polis evinde görev yapıyordu. Pazartesi gecesi PKK'lı iki terörist polis evine hedef aldığı sırada nöbet kulübesindeydi. Silah seslerini duyar duymaz dışarı çıktı. Nöbet kulübesindeydim. Sesleri duyunca bizim orada zeytin ağaçları var. Onların arasında bizim ön taraftaki nizamiye doğru koştum. Ağaçların arasından çıkar çıkmaz zaten dizimden bir mermi yedim. Abdülkadir Öztürk teröristlerin açtığı ilk ateşte dizinden ve midesinden vuruldu. Başını çevirdiğinde görev arkadaşı Sedat Gezer'in de yaralı halde olduğunu gördü. Teröristlerin amaçlarına ulaşamayıp üstlerindeki bombayı patlattığı ana kadar da geri çekilmedi. Arkadaşım da yerde yattığını görünce zaten hiçbir şey aklıma gelmedi. Yani dedim bir candır, devletime, milletime feda olsun dedim ya. O şehit oldu. O şehit oldu. Keşke biz de olabilseydik. Polis memuru Sedat Gezer'in şehit olduğu saldırıda yaralanan Abdülkadir Öztürk'ün tedavisi sürüyor. Sağlık durumu iyiye gidiyor.